Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlıklısınızdır. Ben iyiyim çok şükür. Az önce annemlere gittim geldim. Babam geçen işte dün sizle konuştuğumda, canlı yayın yaptığımda biraz rahatsızdı. Yine gittim. Annem de lahana sarıyordu Özgür'le birlikte. Ben de gittim babama, yani döndürme şu bu hareketleri yaptırdım. Sonra annemin evini biraz topladım, geldim. Miraç içeride, gösterdim. Göstereceğim mi? Gösterdim mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çizgi film izliyor. Nilo'yu izliyor ama İngilizce versiyonunu açtım. Hani şu an mesela belki bazılarınız der bu ne alaka falan ama şu an çocuk mesela köylerde, yani doğu tarafında çocuklar nasıl Kürtçeyi biliyor? Doğuştan ailesi yanında konuşa konuşa, yani annesinin karnında öğrenmiyor. Ben de şey yapayım dedim. Şimdiden yani günde bir saat bile ne kaybettirir ki bana? Biraz İngilizce, Fransızca hiç yapmadım bugüne kadar ama onu da yapmam lazım. Biraz İngilizce, biraz Türkçe ve biraz Fransızca. İzlemese bile eline oyuncak veriyorum. Sadece duymasını sağlıyorum. O yüzden ben böyle bir şeyi yapmak istiyordum. Zaten Nisa ile Berat'ta da sürekli Fransa'da olduğum için Fransızca kanallar açıyordum. Bence siz de yapın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Televizyonunuz yoksa bile telefondan açın, yanına koyun, kulağa aşina olsun. O da bir dildir sonuçta. Ben inanıyorum ki ileriki zamanda okulda çok fayda sağlayacak arkadaşlar. Çünkü ben Fransızcayı bilmediğim bir, yani Türkiye'de doğdum büyüdüm. Fransızcayı bilmiyordum. Her gün öğretmenim bana diyordu ki Fransızca haber izle, işte çizgi film izle, film izle. Ben dedim ne alaka? Şimdi mesela şöyle size söyleyeyim. Ben Fransa'da 89 puanla geçmiştim sınavımı. Yani normalde kimse kolay kolay olamaz o şeyi, o puanı. Çok güzel bir puan. Herhalde 89'dan, ama yalan olmasın ama böyle bence 89 puanla geçtim. Ondan sonra öğretmen de bana diyordu ki hep Fransızca oku, kitap oku bilmem ne. Ben hep dinleye dinleye, mesela bazı kelimelerin nasıl konuşulacağını bilmiyorsun ya, mesela dinlemeseydim jüpü venir derdim, jüpü venir, hani bu güzel değil ama jüpü yok ve ne yok, böyle böyle öyle yapıyorlar, jüpü yok venir, öyle biliyorlar ya, öyle yani. Mesela je suis à la maison mesela, ama Fransa'da farklı diyor, je suis à la maison, maison öyle bir şey diyorlardı. Bir de ne? Je mange mesela. Je mange değil de je mange mesela. Ben acıktım mıydı? Neydi o? Je mange mesela. Anladınız mı beni? Anlamadınız. Neyse, sorun değil. Böyle arkadaşlar, işte bugün böyle annem de lahana sarıyor dediğim gibi. Belki yemek yapmazsam annemlere gideriz. Ondan sonra annemlere gideriz. Serap mesaj atmış. Tamam canım, yapabilirsin. Teşekkür ederim. Öyle yani, şu an tencereler var, dün yıkadım onları, kurumuş, onları silip yani üstten bir silip şeye koyacağım. Böyle arkadaşlar, size de bir merhaba diyeyim dedim. Artık bakalım bugün bize neler getirecek. Bugün belki farklı şeyler de yapabilirim. Sütlaç yapmayı düşünüyordum ama bir bakarız duruma göre arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Miraç Kerem, ay benim tosunum. Ben az önce annemlere gittim arkadaşlar. Geldim. Miraç'a da böyle çizgi film açtım İngilizce. Benim oğlum büyüsün de İngilizce konuşsun bakalım. Günde bir saat böyle açıyorum arkadaşlar ara ara. Yani şu an çocuk beynini aldıysa onu yapacağı için, o yüzden hemen dedim böyle birazdan yapayım yavaş yavaş.
vakit hep gün 3'te yatıyoruz. Sürekli kumarda. Çocuklar. Lan bunu mu? Burası ya. Demeyin mi? Başka zaten başka. Deneyimi yiyemiyorum. Kalbim de çarpıyor arada. Dün gece ben öyle oldum. Panik atak. Yaklaşık 2500 asker ve zırhlı birliklerin önemli stratejik noktalara konuşlandırılacağı duyuruldu. Belarus ve Ermenistan yönetimleri de ülkeye asker sevk edeceklerini açıkladı. Sen niye böyle günahsın? Sen niye böyle günahsın? Amerika ve Avrupa Birliği der. Arkadaşlar biz şimdi Hasan'la böyle şey yapıyoruz. Aşkım biraz önden yapsana. Böyle ön tarafa getir elini. Bana da. Bu neydi lan? Biber akımı. Saat şu an kaç biliyor musunuz? Beni rezil eder. Hasan öyle isteksiz şey yapma içine. Biraz daha. Baba manyaksın ya. Bir tane daha tamam. Arkadaşlar. Afiyet olsun. Oy baba. Böyle güzel oldu ha. Bunu yiyeceğim. Biber akımı arkadaşlar. Saat şu an kaç biliyor musunuz? 12.28. Canımız bunu çekti. Şimdi bunu yiyoruz. Birazdan da kapanışa geçeceğim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah güzel bir video olmuştur. Aslında biraz bana boş geldi video ama yine de dediğim gibi sizi boş bırakmak istemediğim için çektim. Kız ben ne çekmiştim onu bir unuttum ha. Bu arada kuaföre gittim. Baksanıza kaşlarımı alınca öyle bir şeye benzedim yani. Bir de ben şunu fark ettim. Kuaföre gidip geldikten sonra bende böyle yüzümde sivilceler çıkıyor. Herhalde onların kullandığı adadan olduğunu düşünüyorum. Hemen şu anda böyle bir kabardı buralarım. Böyle ya, bugünümüz böyle geçti. Az önce Hasan'la biber yaptık ama böyle bir lezzet yok. Bak deneyin. Yani bana teşekkür edeceksiniz. Bir de ondan önce de Berat'la video TikTok'ta canlı yayın açmıştık. Soy ismini unuttum ya vallahi. Böyle mavi gözlü var ya Berat. Hani diyor evet canlar kanalıma hoş geldiniz. Onunla birlikte yayın açmıştık arkadaşlar. Çok tatlı ve çok kendini üzüyor. İnsanların laflarına çok kanıyor. Hani inanıyor derken nasıl diyeyim, takıyor kafasına. Yani Rabbim herkese her şekilde yaratabilir. Bir de o kadar hani her insanın kusuru olur ya, onun, ben onu kusur olarak görmüyorum. Rabbim zaten onun gözlerinin rengini o kadar güzel yaratmış ki insan yani onun gözünde bakınca kayboluyor. Deniz gibi bir gözü var arkadaşlar. Çok da tatlı, çok da seviyorum. Onun da kanalı var ama gerçekten şu an soy ismini unuttum. Hep Berat dediğim için soy ismini unuttum kızın. Hani onu da takip edebilirsiniz. Onun da kanalı var. Hatta ben bir bakayım, geleyim bir dakika. Arkadaşlar Berat Çetinkaya. Unuttum gerçekten, özür dilerim eğer Berat izlersen de. Berat Çetinkaya. Onu da takip ederseniz sevinirim. O da kendi halinde annesiyle babasıyla yaşıyor. Öyle iyi bir güzel bir kızımız. İnşallah Rabbim onun kalbine hayırlı bir eş nasip etsin. Kaderi güzel olsun. Neyse, bugünkü videomuz da böyleydi arkadaşlar. Baksanıza halı daha burada. Halıcı bana 6'da geleceğim dedi. Aradım, şey aramadı pardon, mesaj attım. Abla bugün işte pazardaydım, geç oldu. Cuma pazarı vardı herhalde. Gelemedim ama yarın söz halledeceğim dedi, geleceğim dedi. Şimdi ben de her yeri sildim, süpürdüm. Size yemin ederim Hasan, ben yerleri silerken Hasan geldi. Hasan böyle bakıyor. Ben acaba yanlış bir eve mi geldim yapıyor böyle dedim. Neden? Dedi aşkım sen temizlik mi yapıyorsun? Evet dedim, inanamadı. Ondan sonra da haklı yani. Teyzemin kızıyla da konuşuyoruz. Bana diyor, kız gözüm sen temizlik mi yapıyorsun? Dedim evet. Öyle her yeri tertemiz ettim. Bir de arkadaşlar ya, ben gerçekten çok kendime kızdım. Ben camı hep açık bırakıyorum. Arka odanın camını. Yani bizim oturma odasının camını. Geçen gün merdiven temizlenirken burayı da yıkıyorlar ya. Buranın suyu, buraya su dökerken cam açıkmış. Böyle yarım açıkmış. Kadının attığı sular, ablanın attığı sular hemen halıya döküldü. Hani böyle bayağı bir hortumla yapmış. Her yer su. Ben hemen bezle sildim. Hasan görmeden beni rezil ederdi. Sildim ama halıya gelmiş. Halı bir kokuyor, bir kokuyor, bir kokuyor. Yani sırf halıyı yıkatmamak için oraya da bir halı almayı düşünüyorum. Bir de şunu düşünüyorum.
Şimdi o kokan yeri zaten biz şey yapacaktık, yapmak istiyorduk Hasan'la bundan bir iki ay önce. Ben kahverengi halım var ya, yatak odasının halısına, oraya sermiştim. Çok küçük olan halı çok güzel durdu orada arkadaşlar. Dedim ki o kalsın. Sonra bir baktım o olmaz. Hani uymuyor renk, yani fazla uyduğunu düşünmüyorum. Neyse dedim ki Hasan, dedim o kokan yeri keselim. Onu her yerde kullanabilirim. Yolluk olarak da oraya buraya da koyabilirim onu. Oraya keselim onu da, evet şey var ya diyor ya. Ne diyordu? Bayanlar, ovallok makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas, yolluk kenarına, halı flex kenarına ovallok yapılır. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim edilir var ya. Dedim ki o geldi mi ona hemen bir ovallok attırayım. Onu da ilerleyen zamanlarda kullanırım arkadaşlar. Çünkü gerçekten ben böyle sürekli aynı şeylere bakınca sıkılmaya başlıyorum. O yüzden dedim öyle bir güzellik yapayım. Sizin de ferahlatsın yani gözünüz gönlünüz. Sürekli izliyorsunuz. Bu şekilde düşündüm. Kolum koptu bu arada arkadaşlar. Böyle. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bilmiyorum bu videoda beğenir misiniz, beğenmez misiniz? Pırasa yemeğini size söyleyeyim. Arkadaşlar dehşetül vahşetül ala oldu. Bak pırasa sevmeyenler varsa ben nasıl yaptım biliyor musunuz o yemeği? Pırasa upuzun zaten. Pırasaları şöyle doğradım. Yani şöyle parmak gibi doğradım. Patates de koydum, koymayabilirsiniz. Sonra 4 tane patatesi ister elma dilimi ister yuvarlak olarak bölün. Ondan sonra kasanın içine ben 2 kaşık salça koydum ama çok koymayın. 1,5 koyun. Salça, pul biber, karabiber, kimyon, tuz, çok az yağ, böyle şu kadarcık minnacık bir yağ dökün arkadaşlar. Ondan sonra minnacık da su, yani böyle bir çay bardağı veyahut da aynen bir çay bardağı ideal. Bir çay bardağı su koyun, karıştırın tavukların hepsini üzerine dökün butların. Ne oldu Hasan? Korktu mu? Hayır. Ne oldu? Söyle ne oldu? Korktu. Bebek ağlama sesi. Tamam kucağına al. Tamam sarıl. Oy oy anne. Yapma sen öyle. Tamam. Tamam. Tamam bir dakika arkadaşlar. Bir daha. Ay yiyordum koptu ya. Ya Hasan piş sesini açayım derken gitmiş bebek ağlama sesi açmış. Miraç da bir anda bebek ağlayınca kendi ağlıyordum. Nasıl öyle oldu birden? Nasıl ağladı? Nasıl üzüldüm. Ay elim ayağım titredi ama nasıl titreyerek ağlıyor ya? Çok ağladı. Yemin ederim o telefonu paramparça ederim ha. Hasan da şimdi yanlışlıkla kapatmaya çalışıyor. Daha lan açılıyor sesi. Dur ben sana ürün göstereceğim. Yavrum benim yavrum. Nasıl korktu? Oy canım oğlum benim. Neyse ben Miraç'ı şimdi uyutacağım. Böyleydi arkadaşlar. En son ne diyordum ne yapıyordum unuttum yani. Gerçekten beynim yandı. Çok üzüldüm ya. Bazı insanlar var böyle çocuklarını böyle yüzüne üflüyor. Ondan sonra ne yapıyor? Böyle ayağından bir anda çekip hızlı hani gülmesi için. Ama ben hiç öyle sevmiyorum ya. Çocukların gerçekten küçüklükten bence travma yaratıyor çocuklarda. Hani şu an bile korktu. Ben çok üzüldüm. Ne yaptıysan. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi video izliyoruz. Bu ne? Bilmiyorum da zaten Allah'a şükür o visavisi bitirdin ya. Nefret ettim o filmden. İğrenç bir film. Bilmemiş de güzel değil. Bitmemişti de yani. Cezaevinden çıktılar. Onlar o yüzden güzeldi. Aynen. Cezaevinden çıktıktan sonra bitti. Bir aydır izliyoruz o filmi. 3 haftadır izliyoruz. 3-4 haftadır izliyorduk. Yani en sonunda gerçekten izlemeyin. Bence çok iğrenç bir film. Hiç. Hasan her izlediğinde biz onunla kavga ediyorduk. Hasan kapat. Ben kıskanıyorum ya. Hiç iyi bir film değil. Tam oyunculukları güzel ama bir kadın vardı. Adı neydi? Bilmiyorum. Zara mıydı? Oy kurba. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.